Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari ve Tercümesi çalışmaya devam ediyoruz. Tercümesi ve Şerhi. 1049. Hadis-i Şerife e, geldik. Tabi bu bölümler e, hepsi bakın e, ticaretten, alışverişten, e, vekaletten, havaleden, kiradan ve bu bölümde de e, tarlasını, bahçesini, arsasını e, kiraya verme yani ektirme Bununla ilgili hadis-i şerifler paylaşıyor. Tabi hadis-i şerifin tamamı bu konudan bahsetmiyor. Ama içinde, bu hadis-i şeriflerin içinde buna değinen bir taraf var. Ve anhu, yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, pâli, dedi ki, beyneme raculun rakibun ala bekaratin. Evet, bir adam diyor, bakarani, e, sığır, tabi öküz. Bir öküzün üstüne binmiş iken, beyneme, iken rakip binmiş iken iltefetet ileyhi Üzer, üzerine bindiği o öküz ona döndü iltefete fekalet dedi ki yani öküz ona dedi tabi bu beni İsrail zamanında diyor efe lem uhlek lihâde ben bunun için yaratılmadım yani üzerime binesin diye yaratılmadım dedi huluktu lil hirâseti ben niçin yaratıldım? Hirase için. Yani tarlayı sürmek için yaratıldım dedi. Gale. Peygamber Efendimiz bakın burada e, ne dedi? Gale. Amentu bihi. Ben buna inandım dedi. Yani öküzün böyle söylediğine inandım. Ene. Ben ve Ebu Bekir ve Ömer. Ve ben de inandım. Ebu Bekir de inandı. Ömer de inandı dedi. Yine, ve ehedez zi'bu şaten, bir kurt diyor, kurt, şaten bir koyunu, yani kaptı, götürdü, ve tebi'ahel ra'i, ve o çoban da tebi aha peşinden gitti. Bu ha dediğine göre, yani koyunun peşinden gitti, kurdun e, kaptığı koyunun. Fekale gale zi'bu, evet, kurt dedi ki, bakın kurt da dile geldi, ve dedi ki, men leha, Yazık o kimselere, bu yüzden yani bu sürü yüzünden, koyun yüzünden yazık o kimselere. Bakın bu men e, lehu men leha veya lehu men leha men bu kalıp ifade olarak hani bir şeye üzülme, bir şeye hayflanma e, anlatıyor. Bu başta veya sonda gelmesi önemli değil. Bu ha damiri nereye gitti? Bu koyuna gitti. Yani yazık o koyunlara vah o koyunlara bakacak kimselere gibi. Yevmez seb'i, yevmez seb'u. Bu seb'u tartışılmış, yani yırtıcılar demek de yırtıcılar gününde, yani yırtıcıların e, şehre hakim olacağı günde. Artık çobanların değil de yırtıcıların yöneteceği o günlerde. Ki bununla ilgili bir hadis-i şerif okumuştuk daha önce. E, Peygamber Efendimiz Medine'nin e, ahalisinin bir gün Medine'yi terk edeceğini, ıssız kalan Medine'ye kurtların, e, yırtıcıların geleceğini haber vermişti. Ki o şerhte ona değiniyor, öyle bir tarih olmuş. يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا Evet, kurt bakın sözüne nasıl devam ediyor. O yırtıcıların geleceği gün, yazık o kurtlar için, o kurtların sahiplerine dedi. يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا Onların çobanı olmayacak o gün, gayri benden başka. Yani kuzuların çobanı ben olacağım dedi. Kale Peygamber Efendimiz sonra ekledi. Amen tu bihi ene ve Ebu Bekir ve Ömer. Diyor ben kurdun bu e, bu şekilde konuştuğuna ben inandım dedi. Yani Ebu Bekir inandı ve Ömer inandı dedi. Galer Rabi evet bunu e, rivayet eden yani Ebu Hureyre e, An Ebu Hureyre'den rivayet eden kişi. Ebu Hureyre değil de bunu Ebu Hureyre'den nakleden kişi ve ma huma yawma izin fil qaume yani diyor ki Peygamber Efendimiz bunu söylediği zaman ve ma huma dediği o ikisi yani Ebu Bekir ile Ömer yawma <laughs> izin o gün orada değillerdi fil <laughs> qaume yani efendimizi dinleyenler arasında değillerdi diyor. Evet şöyle ilginç bir hadis-i şerif yine. Ve aşağıda bakın uzunca açıklamalar var. Ee, şöyle bakıyoruz. Yavmus sebu e, nedir? Bu e, hadisin meddülü müşkül bir noktasıdır. E, ve bununla ilgili bakın e, alimlerin farklı görüşlerini nakletmiş. Ebu Hureyre'nin Medine'nin bir zaman terk edileceğine ve bu mübarek şehrin kurtların kuşların istilasına uğrayacağına dair rivayet ettiği 885 numarayla okuduğumuz hadis-i şerifi burada hatırlatıyor. Müslümanların e, Medine'yi bu haliyle terk edecekleri bir zaman gelecektir. Medine'de vahşi hayvanlardan, kurtlardan, kuşlardan başka bir insan kalmayacağını söylüyor. Kurtubi'ye göre Medine'nin bu acıklı vaziyeti düştüğü gün Yevmiz Sebu'dur. Kurtların, kuşların hükümran olduğu gündür. İbnül Arabi de e, evet Yevmiz Sebu ile bir fitne ve fesadın bir hercü mercün zuhuru üzerine herkes e, canı derdine düşüp koyun sahipleri sürülerine bakamayarak bu zavallı hayvanlar üzerinde kurtların hükümran hükümran olması demiştir. Yani biz de bugünü bu hadis-i şerifin şerhi olarak, yorumu olarak söyleyebiliriz. Yani bugün de yani Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri veya Medine'nin de içinde bulunduğu o coğrafya şu anda kurtlar tarafından, yırtıcılar tarafından hükmediliyor, yönetiliyor. Koyun halk koyun olmuş, başındaki kurtlar olmuş. Bakın böyle bir manada çıkabilir. Yani bu sonuçta bu bir şerhtir, bu bir yorumdur. Yine e, Harre vakası meşhur Yezydin e, döneminde işte e, Medine'ye girilerek e, yani büyük cürümler işlenmiş. O zaman da Medineliler şehri terk etmişler gibi. Evet şöyle geçtik aşağıya. Eee 1050. hadis-i şerif. E, ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Kâle dedi ki: til Ensar lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Ensar Peygamber Efendimiz'e dedi ki Eksim beynena ve beyne ihvanina Yani bizim hurma bahçelerini bizimle bu kardeşlerimiz arasında taksim et dedi. Yani bizim bahçelerimizin yarısını veya bir kısmını işte muhacir kardeşlerimize ver dediler Peygamber Efendimiz'e. Kale buyurdu ki la hayır fekalu tekfuna bize yeter. Bakın bunu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar adına da söylüyor ki kendisi de muhacirdir. Yani bize el-maune bizim muhacirlerine yeter. Onun işçiliği, bakımı yeter. Ve neşre kukum. Bakın şereke neydi? Şerike neşreku ortak olmak. Size ortak oluruz fis semereti üründe. Yani çalıştığımız kadar o bahçelerde işte sulama, sürme, toplama, budama vesaire. Yani bu işler meune bakın. Meune olarak geçmiş. Biz bunu yaparız. Bunun karşılığında da siz ürününden bize verirsiniz. Galu e, dediler ki semi'na ve ata'na. Ensar ve muhacir peygamberin emrini işittik ve itaat ettik e, dediler. Evet burada e, 1051. hadisi şerif. E, an Rafi' İbni e, Hadic radıyallahu an Ensardan bir sahabeymiş. Kale dedi ki Künna ekzer ehlil medine müzdere an Biz medine halkının e, işte arazi olarak en zengini idik. Bu müzdere bakın bu zera ziraatten geliyor. Peki hangi bapta bu? İftial babında e, müsteraan iken müzderaana dönüşmüş. Evet biz ekin ekilen yer bakımından, bahçelik bakımından veya arazi bakımından Medine'nin en çoğu, en zenginiydik. E, Kunna nükri. Nükri bakın kira. Kira Arapçadan geliyor. Kira. Nükri, ekra, yükri, kiralamak. Nükri kiralardık el arda yani o arazimizi bin nahiyeti minha müsemmen li seyyidil ard yani onun bir kısmı nahiye bir tarafı yani o arazinin bir tarafını müsemmen isimlendirerek yani işte belirterek li seyyidil ard arazinin sahibine aittir diyerek kiralardık. Yani işte kalan kısmı da kiralayanın işte ücretidir. Yani oradan alacağı mahsul de onundur derdik kale fe mimma yusabu zalike ve teslamul ard yani bazen e, burasına yani e, o işte e, sahibine ayrılan kısma e, bir şey isabet ederdi yani bir afet isabet ederdi ve teslamul ard ve diğer taraf salim sağlam kalırdı ve mimma yusabul ard ve bazen kiralayanın kısmına e, işte bir şey isabet ederdi ve yesla muzalik ee, ve, e, ve bu diğer taraf salim kalırdı, sağlam kalırdı. Fe ve bundan biz nehyedildik. Yani bu şekilde arazinin bir kısmının gelirini kiralayana vererek kiralamaktan nehyedildik. Ve emmez zehebu vel verik o zaman altın ve gümüş buradaki altın ve gümüş ile kiralamak felem yekun yevme izin o gün yoktu diyor. Evet o gün yoktu. Peygamber Efendimiz bakın böyle bir kiralamayı yasaklamış. Ee, yani e, çünkü bir taraf zarar görüyor. O, 1052. hadis-i şerif. An Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amele Hayber bi şatri ma yahrucu minha min semerin ev Ne yaptı? E, buradaki e, amele muamele vermek, muamele etmek yani e, işte e, dağıtmak, taksim etmek. Hayber, yani Hayber'in e, işte o e, ürününe, arazisine nasıl muamele etti? Bir ı yarısı, ma yehrucu minha, oradan çıkanın yarısı, min semerin ev zerin, yani ister meyve olsun, ister ekin olsun, yarısını e, işte Müslümanlara e, vermekle muamele etti. Yani onlar ekeceklerdi, Hayber'in ahalisi. Yarısı kendilerinde kalacaktı. Ve kana yu'ti azvajahu mi'ate wasqin 80 waska temrin ve 20 waska sha'irin. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam işte o yarı Hayber'in yarı e, ürününden, ganimetinden gelen o malın bakın e, bir mi'ate waskin 100 vesik eşlerine, annelerimize veriyordu. Yu'ti veriyordu azvajahu annelerimize mi'ate waskin 100 vesik. Evet bu vesik de e, bir ölçü e, yani e, işte e, bir ağırlık ölçüsü ve bunun ne vesk temir 80 vesik hurma idi 30 vesik 20 vesik de şair idi yani arpa idi. Evet burada e, vesk için bakın aşağıda bir not düşmüş ne diyor Sail 60 saadır 60 sağa vesik deniyor sa ve hesabı hakkında hani değişik ölçüler var. Mesela Hanefilerce bir sağ 1040 dirhem. 1040 dirhem gibi bir ağırlık. Yani sağ için hani bir avuç ölçek diye de anlayabiliriz. Yani bu gerçi bölgeye göre farklı olabiliyor. Evet dedi ve şöyle aşağıya doğru indik. Tabi burada birçok detay veriyor. Yani üretilen ürünlerin işte ee, bakın o hem Hayber'deki hem de yer yerlerdeki bunların hepsiyle ilgili e, farklı hükümleri buralara almış. Farklı rivayetleri almış. Yine o Yahudilerin durumundan e, bahsetmiş. Önceki hallerinden bahsetmiş. Ve biz de bakın 1053. hadis-i şerife kadar geldik. Burada kaldık. Gelecek bölümde okumaya inşallah devam edeceğiz. Ulaşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.